tam 2500 yıl önce Çinli bir general ve filozof olan Sun Tzu asırlarca konuşulacak bir kitap yazdı. Her ne kadar stratejisini çizip liderlik ettiği savaşları kazanmakla ünlü olsa da onu bir efsaneye dönüştürecek olan şey işte bu kitaptı. Savaş sanatında Sun Tzu nasıl akıllı bir strateji kurulacağından yaratıcılığa, İkna yöntemlerinden motivasyona dek. Öyle nokta atışı önerilerde bulunuyor ki kitap yüzyıllardır liderlere, sporculara ve aslında başarılı olmak isteyen herkese ilham veriyor. Evet, aslında bu savaşla ilgili bir kitap ve fakat savaşa girmeden, yakıp yıkmadan bir rakibin nasıl alt edilebileceğini ve zaferlere imza atabileceğinizi gösteren bir rehber. Bir strateji dehası olarak iş ve özel yaşamınızda kazananlardan olmak isterseniz özeti sonuna dek dinlemenizi ve kitabın aslında altını çizerek okumanızı samimiyetle tavsiye ederim. Lafı fazla uzatmadan gelmiş geçmiş en iyi stratejik kitaplarından birinin satırlarına dalalım hadi. Birinci bölüm. Rekabet avantajı elde etmek için bilgiyi kullanın. Sun Tzu fiziksel olarak hiç savaşmadan kurduğu stratejilerle savaş kazanmaya çalışırdı. Savaşmak kesinlikle gerekli ise amacı önce kolay olanı kazanmaktı. Kolay yoldan gitmekti yani. Ona göre bir savaşı kazanmanın en iyi yollarından biri içeriden bilgi almak. O bir psikolojik savaş hayranı anlayacağınız ve rakibini psikolojik olarak çökertmek için onu çok iyi tanıması gerekiyordu. Sun Tzu'ya göre bilgi olan general zafere kolaylıkla ulaşır. Çünkü düşmanının planları, yetenekleri, zaafları ve hatta ruh hali hakkında önceden bilgi sahibidir. Tabi bu ön bilgiyi düşmanınızın geçmişte yaptıklarına bakarak ya da varsayımlarla akıl yürütmelerle elde edemeyiz. Düşmanınız hakkında gerçek bir içgörü kazanmanın en önemli yolu onun durumunu gerçekten bilen kişilerle konuşmak. İş dünyasına uyarlarsak rakiplerimiz hakkında derinlemesine araştırma yapmaktan bahsediyorum. Rakiplerin cirolarını, pazar büyüklüğünü veya ne ürettiklerini bilmek yeterli değil. Tabii bu iyi bir başlangıç. Ancak rakiplerin reklam kampanyalarını, haklarında çıkan haberleri, basın bütenlerini takip etmek de faydalı. Ve aslında bundan çok daha fazla ayrıntıya girmeniz gerekiyor. Örneğin üretim maliyetleri ne olduğunu ölçebilmek için ürünlerini satın almak, test etmek veya parçalarını ayırmak gibi. Örneğin gerçek bir müşteri gibi mağazalarında dolanmak, müşteri iletişim kanallarını deneyimlemek veya müşterinin sosyal medyada ilettiği şikayetleri Analiz etmek gibi ve Sun Suya göre bundan daha da ileriye gitmeniz gerekiyor. Rakiplerinizi gerçekten tanımak istiyorsanız kültürlerinin de ne olduğunu anlamanız lazım. Avranışlarını yönlendiren değerleri, inançları ve duyguları ortaya çıkartmaktan bahsediyorum. Bunun bir yolu rakipteki üst düzey yöneticilerin geçmişlerini araştırmak. Daha önce nerede okudular, nerede çalıştılar, hangi deneyimler onları şekillendirdi? Risk alan kişiler mi yoksa güvenli oynamayı mı tercih ederler? Daha önce o aldıkları kararlar nelerdi? Hangi şirketi nereden nereye getirmişlerdi gibi gibi. Tüm bu bilgileri bir araya getirmek bir sonraki hamlelerinin ne olabileceğini tahmin etmenize yardımcı olabilir. Tabi o dönem Tzu bunu bir savaş taktiği olarak casusları kullanarak yapıyormuş. Ama bugün de etrafımızı saran ağlar sayesinde istediğimiz bilgiye ulaşmak geçmişten çok daha kolay. Rakiplerinizin planlarının ne olduğunu öğrendiğinizde saldırılarına kolayca yanıt verebilirsiniz diyor Samsu. Bunun bir örneği geçmişte iki fast food devi arasında yaşandı aslında. McDonald's bir şekilde rakibi Burger King'in patates kızartmalarına yönelik agresif bir kampanya başlatacağını öğrendi ve hemen harekete geçti. Tüm restoranlarına patateslerin pişirilmesi ve tuzlanması konusunda çok özenli olmalarını söyledi. Patates tedarikçileriyle bir araya gelerek en kaliteli ürünü almak için yeni anlaşmalar yaptı. Sonuçta McDonald's Burger King'in saldırısını püskürtmeyi başardı ve bugün hala patates kızartmasının itibarını başarıyla korumaya devam ediyor. Rakibinizi çok iyi tanımanın bir artısı daha var. Güçlü yönleriyle mücadele etmek yerine zayıf yönlerine saldırabilmek. Herkesin çok güçlü olduğu, başarılı olduğu bazı alanlar ve burası sizin kaçınmanız gereken yer. Sonsu bunu dağın yamacından aşağı doğru son sürat akan bir nehre karşı gelmeye benzetiyor. Coşkuyla akan bir nehri durduramazsınız diyor kitapta. Bu nedenle savaşta ilk hedefiniz zor zirveler değil, ovalar olsun diye ekliyor. İş yaşamında da aslında durum pek farklı değil. Bugün pek çok işletme rakiplerinin en güçlü ürünlerine veya yeteneklerine saldırarak genellikle taklit yoluyla pazar hakimiyeti arıyor. Eğer bir rakip indirimli fiyatları veya kaliteli ürünleriyle tanınıyorsa bu işletmeler daha da büyük indirimler sağlamaya veya daha da kaliteli ürünler üretmeye çalışıyor. Bu umut verici bir strateji gibi görünebilir. Ne de olsa rakibiniz de işe yaradıysa sizde de işe yarayabilir. Ancak bugün pazar lideri olamamış pek çok şirketin yaptığı şey de aslında bu. Varsayalım iletişim hizmetleri sağlıyorsunuz. Hali hazırda pazar lideri bir kurum var işinde gayet iyi yapıyor. Bu durumda aynı ürün gamını oynamak yerine iletişimi farklı bir bacağından tutmayı denemelisiniz aslında. Rakiplerinizin güçlü yönlerine saldırdığınızda kendinize akıntıya karşı akmaya çalışan bir nehir gibi bulmanız muhtemeldir. Pazar hakimiyeti için verdiğiniz mücadele yıllarca sürecek ve sonunda sonuç ne olursa olsun kaynaklarınızda motivasyonunuzda tükenecektir. Bu kaderden kaçınmak için rakibinizin zayıflıklarına doğru akın diyor sonuçlu. Onların değer zincirindeki en zayıf halkayı bulun ve üzerine gidin. Toyota, Sony ve Honda gibi pek çok Japon şirketi tam da bu şekilde bugün küresel pazarın hakimi haline geldi. Amerikalı rakiplerinin üretim kalitesi konusunda zayıf olduğunu tespit ettikten sonra yüksek kaliteli üretimi en önemli öncelikleri haline getirdiklerinden pastadan kocaman paylar kaptılar. Şimdi rakipleri çok iyi tanımak değerli dedik. Ancak tabi bu her zaman gerçekleşmiyor. Her zaman bu denli şeffaf bilgiler edinmek kolay da değil. Ezeli rakibinizin bir sonraki hamlesini tahmin edecek kadar bilgi sahibi değilseniz kutunun dışında düşünmek zorundasınız. Bu da yine Sun önemli bir savaş taktiği. Düşmanı şaşırtmak ve beklenmeyeni yaparak oyunun kurallarını değiştirmek. Apple bunu Think Different kampanyasıyla yaptı. Amacını başkalarıyla rekabet etmek değil, kendileri için yepyeni bir oyun alanı yaratmak olarak belirledi. Şirket kişisel bilgisayar endüstrisinin ötesine geçmek istiyor. Bunun için Mac dışında iPhone, iPod, iPad, Apple Watch ve daha fazlasını piyasaya sundu. O döneme dek pazarı domine eden Microsoft, Motorola, Blackberry, Samsung gibi rakiplerinin hiç beklemediği bir hamleydi bu. Aynı şey aslında Spotify için de geçerli. Sadece bir müzik platformu olarak rekabet edemeyebilirdi. Ancak marka insanların bir şey dinleme arzusunda tek durak noktası olmak istedi. Ve bugün Spotify'da aklınıza gelebilecek tüm formlarda sesli yayınlar var. Podcastler, masallar, sohbetler ve dahası. 2500 yıl önce Sun Tzu kendine tamamen yeni bir oyun alanı açarak Savaştan kaçınmakta haklıydı ki bu strateji günümüzde de gördüğünüz gibi çok işe yarıyor. Rakiplerin olmadığı bir yere doğru ürün gamınızı genişletin ve onların ufkunun ötesine geçin. İkinci bölüm. Zafere giden yolda hızlı olmalısınız. Bir savaşı kazanmak için en önemli şey nedir? Sonsu'nun cevabı sizi şaşırtabilir. Zira kendisi askeri güç veya ezici kaynaklardan ziyade başarılı bir savaşın en önemli bileşeninin hız olduğuna inanıyordu. Sonsu'nun kitapta belirttiğine göre düşman size bir açıklık verdiğinde bir tavşan kadar hatta bir çita kadar hızlı olmalısınız. Bunun nedeni basit. Hızlı hareket eden bir ordu kendisinden çok daha büyük bir orduyu yenebilir. Ordunuz yıldırım hızıyla ilerlediğinde düşman birimlerini tek tek hedef alabilir ve düşman kuvvetlerinizin geri kalanı saldırınıza yanıt vermeye vakit bulamadan onları yenebilirsiniz. Bu şekilde bir birimden diğerine hızla ilerleyerek büyük bir orduyu parça parça yok edebilirsiniz. Yavaş hareket eden düşmanınızsa asla sizinle yüzleşmek için sizi tek bir yerde kıstırma şansı bulamayacaktır. Bu anlamda hız kaynak eksikliğinizi ve küçük olmanızı telafi eden şey. Şimdi bu felsefenin iş dünyasındaki yansımasını bir düşünelim. Küçük bir şirketi yönettiğinizi ve hedefinizin çok sayıda çalışanı olan büyük bir rakipten pazar payı kazanmak olduğunu düşünün. Satış elemanlarınız bir satış görüşmesini 30 dakikada başarıyla tamamlayabiliyorsa ancak bu süreç rakibinizin 2 saatini alıyorsa bu durumda onunla etkili bir şekilde rekabet etmek için personelinin yalnızca dörtte birine ihtiyacınız var. Ayrıca daha küçük ama daha etkili bir satış ekibine sahip olarak daha az maliyetle daha fazla gelir de elde edersiniz. IBM yatırım stratejisini arttırmak için hızlı kullanan şirketlere bir örnek. Devasa üretim hattını daha verimli birkaç hatta bölerek bir kişisel bilgisayar yapım sürecini 5 günden sadece 8 saate indirmiş bir marka. Bu yenilik IBM'in üretim hızını arttırmakla kalmadı, aynı zamanda ekibini de üçte bir oranında küçültmesini sağladı. Karlılığı büyük ölçüde arttı ve pazarın daha büyük bir bölümünü domine edebildi. Bu tüm şirketler için geçerli. Sayacağız, ama çok kaliteli bir ekibe sahip hızlı bir şirket, çevik davranabildiğinden pazar hakimiyetini daha kolay kurabilir. Sonlu şöyle diyor: Hız. Savaşın özüdür. Düşmanın hazırlıksızlığından yararlanın. Beklenmedik yollardan gidin ve onu hiçbir önlem almadığı yerden vurun. Bir gecede yepyeni teknoloji devrimlerinin yaşandığı bu çağda, zaten başka bir şansımız olmadığından bugün herkes ecal yönetim tarzından bahsediyor. Ekipteki herkesin ortak işleri götürmesi ve her daim hazırlıklı olmaları gerekiyor. Varsayalım rakip bir anda bir şirket iç krizle uğraşıyor ve odakları dağınık. İşte siz onlar o konuyu çözene dek doğru hamleleri gerçekleştirecek kadar hızlı olmalısınız. Burada tabii doğru zamanda hareket edebilme vurgusu da var. Hayattaki en büyük başarılar zamanlamanızı tespit edip akıllıca harekete geçtiğinizde gerçekleşir. Bu sizin zamanınızdır diyor sunutsu ve doğru zamanda doğru adımlar atmaktan daha kritik hiçbir şey yoktur diye de ekliyor. Zamanlamaya dikkat edelim, hızlı da olalım. Ancak bunları yaparken ortalığı toza dumanına da katmamak gerekiyor. Yıkmadan, ezmeden, birilerinin üzerine basmadan da savaşı kazanmak mümkün. Bir sonraki bölümde bunu biraz açmak istiyorum. Üçüncü bölüm. Hakimiyet kurun ama asla yok etmeyin. Bir savaş alanı düşünelim. Düşmanınız sizin geldiğinizi görüyorsa savunma yapması kolaydır. Sonsu buna doğrudan saldırı diyor. Savaş alanına gelirsiniz ve kafa kafaya çarpışırsınız. Ancak diyor akıllı bir stratejist dolaylı yoldan saldırmak için askerlerinin sadece bir kısmını sahaya sürmüştür. Sonsu'ya göre doğrudan bir saldırının gerçek amacı düşmanın dikkatini dağıtmaktır. Böylece daha yıkıcı olacak diğer saldırının geldiğini göremezler. Bu rakibin beklemediği bir saldırıdır. Bir grup asker düşmanınızla kafa kafaya çarpışırken dolaylı saldıracak olan grup düşmanın savunmasız kalan diğer tarafına saldırır. Ve bir zafer kazanmanın akıllıca yollarından biri budur. Şimdi bunu iş yaşamına nasıl uyarlayabiliriz? rakiplerin sizden beklemediği hamleleri yaparak tabi ya da onların savunması olduğu bir alanda hakimiyet kurarak. Yine bir örnekle açıklayayım. 90'ların başında Southwest Airlines, Kaliforniya'nın düşük maliyetli kısa mesafeli havayolu pazarında oldukça baskın bir oyuncuydu. Ancak United Airlines daha da ucuz uçuşlar sunmaya başladığında bu durum biraz değişti. United Airlines'ın hamlesi doğrudan bir saldırıydı ve Southwest Airlines hemen kendi hamlesiyle karşılık verdi. Maliyetlerini düşürmek için biletleme sistemini yeniden düzenledi. Görünüşte bu iki havayolu şirketi Kaliforniya semalarını kontrol etmek için kafa kafaya bir savaşa girmiş gibi görünüyordu. Ancak sahne arkasında başka bir şey daha oluyordu. United, Southwest'in fiyat kırma stratejisiyle savaşmakla meşgulken Southwest yıkıcı bir dolaylı saldırı başlattı. O da şu. United Airlines oldukça karlı uzun mesafe uçuşlarıyla ünlüydü ve Southwest uzun mesafeli uçuşlar pazarına hızlıca bir giriş yaptı. Bunu yaparak United'ın müşteri tabanının bir bölümünü yemeye başlamışlardı. Şaşkınlığa uğrayan United Birdenbire birkaç farklı cephede savaştığını fark etti. Southwest uçuş sayısını arttırmaya ve kazanç sağlamaya devam ederken United önemli bir pazarda pay kaybetmeye başlamıştı. Southwest hava yolları taktiksel davranmış ve iki taraflı stratejisiyle sonsuzun öğretilerini somutlaştırarak düşmanını hiç beklemediği bir yerden vurmuştu. Şimdi burada önemli bir denge var. Rakibi alt etmeye çalışacağız. Evet, ancak bunu akıllıca yönetmemiz ve pazara zarar vermememiz lazım. Bu noktada yine Sunsun'un bir başka önerisine kulak verelim. Savaş sanatında kendisinin şöyle bir ifadesi var. Cenneti fethettiyseniz, ondaki her şeyi olduğu gibi alın ancak zarar vermeyin. Bu Askeri bir liderin zafer kazanırken düşmanlarının sahip olduğu varlıklara veya ganimetlere zarar vermeden ele geçirmesi anlamına gelir. Yani düşmandan koparılacak her ne varsa onu aynı zamanda sağlam bir şekilde almaya emreder. Bunu iş dünyasına uyarlarsak hakim olmak istediğiniz pazarı yok etmememiz veya zarar vermememiz gerekiyor. Sonuçta bir pazara zarar vermek genellikle onun karlılığını ve itibarını azaltmak demek ki oyuncusu olduğumuz pazarın bunu yaşamasını elbette istemeyiz. Bunu yine bir örnekle açıklayayım. Küresel tütün firması Philip Morris'e ele alalım. Philip Morris'in Marlboro markası 93 yılında dünyanın en karlı markalarından biriydi. Ancak o dönem şirket bir sorunla karşı karşıyaydı. Rakipler sigara markalarında bir hayli fiyat kırıyor ve Marlboro'nun pazar payından alıyorlardı. Philip Morris bir karar verdi ve agresif bir kampanyayla Marlboro'nun fiyatını %20 oranında düşürdü. Fiyat rekabetine girmeye karar vermişti ancak rakipler fiyatlarını daha da düşürerek karşılık verince Marlboro'da dahil olmak üzere tüm sektör para kaybetmeye başlayacaktı. Philip Morris büyük bir oyuncu olmaya devam etti. Ancak Sun Tzu'nun tavsiyesini göz ardı etmişti. Şirket hala pazara hakim olabilirdi ama artık pazar zarar görmüştü ve şirketin eskisi kadar büyük bir karlılığı yakalaması imkansızdı. Bu açıdan bakarsak üstünü kuracağımız yer neresi ise ona aslında bir taraftan da çok iyi bakmamız gerekiyor. Pazarı aşağı çekmeden, müşterilerin ürünle ilgili algılarını değiştirmeden büyüme odaklı bir zihniyetle yaklaşabilirsek hem bir zafer hem de harika bir oyun alanı yaratmış oluruz. Şimdi tüm bunları gerçek kılabilmek için sahip olmamız gereken en önemli yetkinliklerden biri de etkili bir lider olabilmek. Son bölümde biraz liderlikten bahsedelim. Dördüncü bölüm. Güçlü bir liderliğe giden yol. Savaş sanatı kitabında liderlik hakkında yazılmış pek çok not var. Tzu'nun liderlik konusundaki temel çıkarımı daha önce duyduğumuz bir şey aslında. O da şu, bir lider zorla değil örnek olarak liderlik eder. Peki bir lider nasıl çevresindekilere örnek olarak onun peşinden gitmelerini sağlar? Bunun için lider dediğimiz kişinin 5 temel özelliğe sahip olması gerektiğini söylüyor Suntsu. İlki bilgelik. Bilgelik deneyimden gelir. Lider olan kişi öyle çok deneyime sahip olmalı ki koşulların ne zaman değiştiğini fark etmeli. Akılcı kararlar alabilmeli ve hazırlıklı olabilmeli. Deneyimleri sayesinde yolun ilerisinde neler olacağını çok iyi tahmin edebilmeli. İyi bir liderin stratejik düşünmesi ve değişikliklere hızlı tepki verebilmesi önemli. İkinci olarak liderler cesur olmalı ve ortaya çıkan fırsatları hızlıca değerlendirecek cesaret ve ataklığa da sahip olmalılar. İyi liderler için üçüncü özellik insancıl olmak, ekibindekilere sempati duymak ve fedakarlıklarını takdir etmekten bahsediyorum. Eğer liderler çalışanlarına iyi davranmazlarsa onlardan en iyi verimi alamazlar diyor Sun Tzu. Dördüncü kriter ise şu, liderler samimi olmalıdır ki askerleri çabalarının karşılığını alabileceklerinden emin olsunlar. Onlara güvenebilsinler. Bir lider iyi ve kötü tüm koşullarla ilgili bilgiyi şeffaflıkla paylaşmalı. Ancak bunları paylaşırken stratejilerini de ortaya koymalı ki insanlarda demotivasyon veya panik havası yaratmasın. Ve beşinci olarak iyi liderler tatlı sert otoriteye sahip olmalı. Böylece gerektiğinde disiplini koruyabilirler. Mükemmel liderler stratejilerini hayata geçirecek ve başarılı bir şekilde uygulandığından emin olacak öz disipline de sahip. Buna erken kalkmak, öz bakımına dikkat etmek, zamanı doğru yönetmek gibi niteliklerde dahil. Özeti bitirirken. Hayattaki her mücadele savaşmamız anlamına gelmez. Kazanmak bazen hatta çoğunlukla pazarı ve rakibi iyi tanımak, kutunun dışında düşünebilmek, hızlı olmak ve kendi oyun alanını yaratabilmekle ilgilidir. Zaferlerin çoğu titiz bir hazırlık sonucunda kazanılır. Yeterince hazırlanırsanız fırsat ortaya çıktığında hızlı bir şekilde öne çıkabilirsiniz. Hızın neden önemli olduğunu lütfen aklınızda tutun. Mutlaka bir lider olarak çalışmamız gerekmiyor. Her birimiz kendi yaşamlarımızın liderleriyiz. Elimizdeki bu biricik yaşamı anlamsız hırslar, güç mücadeleleri ve ego savaşları yerine akıllı adımlar atarak yönetebilirsek hayatımızın kahramanları olabilir ve hakkımız olanı alabiliriz. Savaş Sanatı kitabını özetlerken bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Lütfen yorum ve beğenilerinizle destek vermeyi ve dahası kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde buluşmak üzere.